Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü videoda bu güzel kızımızı iskeleden, bu şekilde bağlandığı iskelesinde nasıl ayırırız, nasıl marina dışına çıkarız? Bunun üzerine biraz konuşalım istiyorum. Şimdi daha önce hatırlarsanız kış tankara bağlandığımız bir iskeleden nasıl ayrılacağımızı hem teorini anlatmıştım hem de uygulamalı göstermiştim. Bir de şöyle bordaladığımız iskeleden nasıl ayrılacağız? Bunda ufak tefek önemli farklılıklar var. Bunu konuştuğumuzda zaten işin mantığı iyice yerleşmiş olacak. Hem bow thruster'ın da kullanımı ile ilgili de size ufak tefek birkaç ipucu vermiş olacağım. Öncelikle çıkış planımı oluşturacağım. Bulunduğumuz yer Malta. Herhangi bir akıntı yok. Gelgit akıntıları yok. Dolayısıyla planımı oluştururken ilk düşünmem gereken kriter rüzgar. Ne yönden esiyor? Ne kadar kuvvetli esiyor? Rüzgar teknenin kıçına doğru pupadan esiyor şu an. Şu yönde. Ve tekneyi hep ileri doğru itmeye çalışacak. Çıkış esnasında herhangi bir aksilik yaşarsam bu da demektir ki rüzgar beni şu karşıdaki teknelerin üzerine doğru itmeye çalışacak sürekli. O teknelere doğru basacak. Bu hep aklımın köşesinde olacak planımı oluştururken ve buradan çıkış yaparken. İkinci dikkat etmem gereken konu. Şimdi bu kısmını çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Hatta bu bölümü herhalde 1-2 dakika anlatacaklarımı birkaç kere dinlemenizi tavsiye ediyorum. İskeleyi görüyorsunuz. İskeleye paralel bir hat alıyorum. Tam teknenin orta çizgisine, omurgasına yerleştiriyorum bu hattı. Yanaşmış olduğumuz, bağlı bulunduğumuz iskeleye paralel bir hat. Ben dümeni kırmam gerekiyor buradan çıkmak için. Ama buradan çıkmak için dümeni kırdığımda dümen teknenin merkezi noktasında yaklaşık olarak oradan etkiler. Yani teknenin başını çevirirken aynı zamanda kıç tarafı da pontona yaslar. Baş taraf bu tarafa giderken dümeni kırdığımda baş taraf sancak tarafa dönerken kıç taraf iskeleye döner. Eğer ben hareket esnasında halatlarımı ayırdıktan sonra bunu yaparsam ileri yolda çok yavaş bile olsam şurada gördüğünüz iskele ile tekne arasındaki usturmaçaların hepsi şu şekilde iskele ile teknenin arasından yukarıya doğru hareket eder sürtünmeden dolayı. Ve usturmaçaların hepsi iskelenin üst hizasına çıkar. Ve bütün tekne gövdesini bu iskeleye sürte sürte çıkarsınız. Bunu istemiyoruz. Dolayısıyla ben son halatımı ayırmadan önce şu merkez hattan belli bir açı kazanmış olmam lazım. Yani bu açı 1 derece, 2 derece, 3-5 derece bile olsa, çok az bile görünse baştan hem benim kıç tarafımı açmama yardım edecek. Şu yönde bir hareket oluşacağı için çıkışımı çok kolaylaştıracak. Ama ben öbür türlü o açıyı birkaç derecelik de olsa o açıyı kazanmadan buradan çıkış yapmaya, ilerlemeye başlarsam, tekneme hareket ettirip ileri yol verirsem halatları ayırdıktan sonra ben artık tekneme manevra yaptıramam. Ta ki şu kıç, şu nokta, teknenin kıç noktası, ne diyelim buraya, iskele kıç omuzluktaki en uç nokta diyelim, şu nokta, şu pontonun uç noktasını kurtarana kadar düz ilerlemem gerekir. Ben buraya düz ilerledikten sonra bu teknenin boyu 16 metre. 15-16 metre. Zaten teknemin önünde 15-16 metre mesafe biraz daha fazlası var. Ondan sonra ben buradan düz çıktıktan sonra orada manevra yapmam güç olacak. Hele bir de ne dedik? Rüzgar beni sürekli ileri doğru şuradaki teknelerin üzerine doğru basarken benim o şekilde çıkmam mümkün değil. Dolayısıyla daha işin başında son halatımı ayırmadan önce benim o açıyı kazanmam lazım. Bu açıyı nasıl kazanacağım? Ya pürmeçe halatlarıyla, onu sonradan göstereceğim.
O bir yöntem ama o biraz karışık bir yöntem. Onu uygulamasanız bile son bir halat bırakın. Genel kural neydi? Rüzgar üstündeki halatı bırakıyorduk. Şu kış tarafta sizin de olduğunuz yere yakın halatı son halat olarak bırakın. İmkanınız varsa şu baş taraftan veya iskelenin uç kısmına yakın bir yerden kakıçınızla bile iskeleyi hafif bir ittirseniz, şurada bakın şu an olduğu gibi birkaç derecelik bir açı bile kazanmış olsanız o sizi kurtaracaktır. Eğer bow thrust'ınız varsa bow thruster'ı kullanarak da o birkaç derecelik açıyı kazanmanız lazım. Yani buradan rüzgar bu şekilde pupadan sizi ileri doğru ittirirken kolay çıkabilmenizin tek yolu buradan daha çıkmadan önce birkaç derecelik de olsa bir açı kazanmanızdır. Şu şekilde dümdüz çıkmayacağız. Daha son halatımızı ayırmadan önce bir miktar açı kazanmış olacağız. O şekilde çıkışımızı yapacağız. Şu sancak tarafımızdaki tekneyi burnunu kurtardığımızda ve pontonun uç noktasını kurtardığımızda veya kurtarmaya yakınken daha dönüş manevrasını rahatlıkla yapabileceğiz o şekilde. Şimdi bow thruster dedik. Bow thruster'ı kullanarak da buradan düz çıkarken hafif teknenin başını açarsınız. Tamam, kıç tarafını bu tarafa ittirir. Son halatın üzerindeyken ama daha tekne yürümezken açınızı kazanırsınız. Ondan sonra son halatınızı ayırır. O şekilde çıkışınızı yaparsınız. Zaten kıç taraf böyle açılı çıktığınız için biraz tekne yürüdükten sonra buradaki mesafe gittikçe açılacaktır. Dolayısıyla hafif yürüyünce şöyle 3-5 metre ayrılınca yavaş yavaş manevranıza başlayabilirsiniz. Rüzgarın şiddetine göre isterseniz kolayınıza geliyorsa bow thrust'ınızı kullanırsınız ya da kullanmazsınız. Ama şu kuralı da asla unutmayın. Tornistan'da da geliyor olsanız marinaya giriş yaparken veya çıkış yaparken ileri yolda da çıkış yapsanız dümeninizin ne kadar etkili tekneye kumanda edeceğini belirleyen nokta dümen palasının etrafından akan suyun hızıdır. O suyun hızı da nedir? Başka bir deyişle teknenizin hızıdır. Dümen palasının etrafından akan suyun hızı ne kadar fazlaysa o suyun dümen palanızda yaratacağı güç de o kadar fazla olacaktır. Ve tekneye dümen ne vereceğiniz hareketle kontrol etmeniz çok daha kolay olacaktır. Buradan şu sonucu çıkarın. Rüzgar ne kadar şiddetliyse o rüzgarın sizi rotanızdan saptırma etkisini yenebilmek için de dümende o kadar yüksek güç oluşturmanız lazım. O da teknenin hızını arttırarak yapabilirsiniz. Şöyle kafanızda canlansın diye rakamlar üzerinden örnek vereyim. Bu örnektir. Kafanızda canlansın diye bu rakamları veriyorum. Diyelim ki rüzgarın hızı 10 knotsa sizin tekneyi marinadan giriş çıkış yaparkenki hızı teknenizin 2 knot olabilir. O 2 knotluk süratinizde dümen palası üzerinde oluşacak güç sizin teknenizin o 10 knotluk rüzgara uyum sağlamasına yetecektir. Peki rüzgar şiddeti 10 knot değil de bu sefer 20 knot olsun. Tekne hızı 2 knotluk sürat size yetmeyecek. Rüzgar 20 knot'a çıktıysa bu sefer tekne süratinizi sizin de arttırmanız gerekiyor. O 20 knotluk rüzgarı kompanse edebilmeniz için, ona uyum sağlayabilmeniz için, onun sizi sürükleyip bir tarafa atmaması için bu sefer tekne süratinizi 2 knot değil de 3 knot'a çıkarmanız gerekecek. Bu rakamlar tamamen konunun mantığını anlamanız için kafadan uydurulmuş rakamlardır. Bu rakamlar üzerinden polemik yaratmayın lütfen. Umarım durum netleşmiştir. Şu bow thruster konusunu biraz daha netleştirelim. Bow thruster'lar bu teknelerde asla manevra maksatlı yapılmaz. Sizin manevranızda ihtiyaç duyduğunuz, az önce anlattığım açıyı yakalamanıza yardımcı olur. Ne demek istiyorum? Ben dümenle teknemi kumanda edeceğim ama buradan çıkabilmem için atıyorum 15 derecelik bir açı kazanmam gerekiyor. Rüzgarın etkisiyle olabilir, kıçı pontona yaslamamak için olabilir. Herhangi bir nedenden dolayı ben 15 derecelik ihtiyaç duyduğum açıyı verememişimdir. 13 derecede, 12 derecede kalmışımdır. O arada kalan 2-3 derecelik açığı işte o bow thruster karşılar. Yoksa size o bow thruster 15 derecelik açı kazandırmaz.
O şekilde kullanılmaz bow thruster. Umarım net anlatabilmişimdir. Bu bow thruster konusuna uygulamalı da olarak, teorik de olarak biraz daha değineceğiz. Merak etmeyin. Bu şekilde hadi şimdi teorini, işin mantığını, temellerini konuştuğumuza göre çalıştıralım teknemizi. Şu marinadan bir çıkalım gidelim. I'm pretty sure you're safe, but still afraid. I'm walking in your garden, knowing what you're dreaming of, past the copper statues of everyone you've ever loved. Lower down the bridge and let me in. Will you? You'll never get to know me from within. Will you? Still have hope. I'm waiting every day for you to come back.
But I